talep arttı. SHIB ve bu iki meme coin büyük listeye girdi şeklinde söylüyor. Biz de burada Shiba ve Peep üzerine konuşacağız. Bunlardaki genel durumu değerlendirmeye çalışacağız. Ne var ne yok diye meme coinlere şöyle bir göz atacağız. Yukarıdan başlayalım. Kripto para piyasasında Solana tabanlı Bonk'un rüzgarı ile meme coinlerde bir canlanma var şeklinde ifade ediyor. Ya tabii hani durumun Bonk'la öyle pek bir ilgisi yok. Genel hatlarıyla Shiba tarafında da tabii ki canlanmalar mevcut ama bu da aslında düşük bir canlanma. Birkaç gün içerisinde diğer altcoin'lere göre yükselişler yapsa da diğer altcoin'lere göre daha zayıf, daha düşük hareketler yaptı. Normaldir. Hala akümülatif bir süreçten geçiyor. Daha çok Ocak ayında bir açılım beklediğimi ifade etmiştim. Bu durumda kripto para borsalarda kayıtsız kalamıyor. Küresel çaptaki borsaların listesine giren meme coinler yerel borsaların da ilgisini çekiyor. Bu doğru. Shiba yakın zaman içerisinde iki tane Japon borsasında listelendi. Biliyorsunuz ki bunlardan bir tanesi de Coincheck borsası olarak karşımıza çıkıyordu. Bunu da bir videoda değerlendirmiştik. Japonya şu anda kriptolar açısından çok ama çok önemli pazarlardan bir tanesi. Ve özellikle meme coinler Asya pazarlarında daha çok varoluş gösterme ve faaliyet gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ve bu noktada da başarılı olma noktasında ilerliyorlar. Ki sadece 2 gün içinde ne oldu? İki tane ünlü büyük yerel Japon borsası Shibcoin'i listeledi. Bu da sezon içinde oldukça daha ileri faaliyetler yapabileceğini gösteriyor. Ki kendi ülkemizde de gördüğümüz gibi ve geçmişte de belirtmiş olduğum gibi artık ülkeler içlerinde biraz daha yerelleşmeye, global borsalar şeklinde labirent borsaları tanımamaya ve yerel borsalardan ilerlemeye çalışıyorlar. Son gelişmede Endonezya kripto trading uygulaması Pintu, Shib, Peep ve Bonk'u listelediğini duyurdu. Güzel. Pintu, Shiba Inu, Peep ve Bonk'u listeledi. Bakın dediğim gibi yerel borsaların burada listelemesi önemli. Siz şu dakika tabii Binance gibi vesaire borsaları tanır iken bu sezon ve gelecek sezonlarda da devam etmek üzere yerel borsaların faaliyetleri artacak aslında. Endonezya kripto borsası Pintu Perşembe günü yaptığı açıklamada son kripto piyasası rallisinin ortasında talep gören 3 meme coin listeleyeceğini açıkladı. Kripto platformu SHIB, Peep ve Solana merkezli Bonk'u listelediğini duyurdu şeklinde açıklama yapıyor. Zaten şu anda bunları listelememek olmaz. Listelemiş olan borsalarda da malum bunların üzerine çeşitli yüksek çalışmalar hala faaliyette ve devam ediyor. Yani Binance borsası özellikle yakın zamanda hele ki Shiba için çok yüksek ürün tanıtımları vesaire gibi faaliyetlerde bulundu biliyorsunuz. Bunu da yapıyorlar. Çünkü trade'i yüksek, dolayısıyla bir borsaya potansiyel olarak yüksek kazanç sağlıyor. Bu hamle projelerin büyüme planlarının ardından ilgili kripto topluluğunda yükseliş spekülasyonlarına yol açtı. Bu arada Pintu daha önce köpek ve kurbağa temalı kripto para birimlerini listelemenin ipuçlarını vermişti. SHIB gibi meme coinlerin alıp satmak için kullanıcıların Pintu uygulamasını 3.40 sürümüne güncellemeleri gerekiyor. Pintu geçen yıl B serisi turunda 113 milyon dolar toplayan Endonezya'nın en büyük kripto trade platformlarından biri. Şirket ayrıca 2021 yılında A serisi fonlamada 35 milyon dolar toplamıştı. Shiba, Peep ve Bonk fiyat performansı diyor. Bunu değerlendireceksek tabii yakın zamanlı Bonk'un fiyat performansı diğer iki meme coin değil altcoin'lerin hemen hemen hepsinden daha yüksek olarak karşımıza çıkıyordu. Sebepleri tabii ki Solana'dan almış oldukları destektir ve direkt olarak bunu
ifade edip söyleyebiliriz. Solana üzerindeki dApp'lerin Bonk'u ileri derecede kabul edip desteklemiş olmaları. Aynı şekilde telefonlar üzerinden airdropların duyurulmuş olması. Yani Solana'nın sagasını alanlar aynı zamanda 600 dolar değerinde Bonk airdropuyla biliyorsunuz ki bu şekilde bir açıklama yapılmıştı. Dolayısıyla bu tarz haberler de Bonk'un fiyatlarında halihazırda gördüğümüz kısa sürede 10 katın üzerindeki hatta ne olur kısa sürede 40 kat gibi fiyat yükselişleri yaşayan Bonk'un fiyatları üzerinde asıl etkinin görülmesine sebebiyet verdi. Ama unutulmasın, bu tarz bedava dağıtımlar her zaman günü geldiğinde fiyatlar üstünde acısını çıkartır. Hele bu bir meme coin ise bu asla sürdürülebilir bir strateji olmamaktadır. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olalım. Bir diğer önemli mesele Shiba ve Peep. Bunların fiyatları Peep'in performansı Bonk'un gerisinde, Shiba'nın ilerisinde olarak devam etti. Peep'le alakalı genel formül belli. BTC hareketleriyle uyumlu şekilde sürer. Öyle ki ocağın başlarında en geç 19,5 fiyatlarını kırmasını ve devamında erken ATH beklediğim altcoin'lerden bir tanesi olduğunu da ifade etmiştim. Aynı şekilde Messarner raporunda bile 2024 yılının potansiyel en iyi performans gösterecek kripto paralar listesinde de Peep'in yer aldığını unutmamak gerekecektir. O yüzden Peep'e dikkat. Shiba'ya gelecek olursak klasik bir meme coin şeklinde hareket ediyor. Yani bu da şu anlama geliyor. Shiba halihazırda tıpkı Dogecoin gibi yavaş ve ağır hareketler yapıyor. Ama 2024 içerisinde, 2024'ün başı için önemli katalizörler var. Hele ki yılbaşlarının her zaman güzel bir güven ortamını tetiklediği. Zaten bu sebeple artık piyasanın alıştığı, nişeleşen meme coinlerde de fiyat yükselişlerinin yaşandığı bir sürecin tekrarlanma ihtimali yüksektir. O yüzden şu anda burada adı geçen iki altcoin'e göre de Shiba'da daha iyi alım fırsatları var. Bu noktada Peep'in de Shiba'nın da ben hem 2024'te hem de sezon genelinde kesinlikle üstün performanslar göstereceğinden hiç kuşkum yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.